Diyarbakır'ın göbeğinde bir faili meçhul olmamalı. Böyle bir tablo yaşanmamalı. Bir insan var, hayatını kaybetmiştir ve bu insan sıradan bir insan değildir. Diyarbakır Baro Başkanı'dır. Ve bu insan bir basın toplantısı sonrasında hayatını kaybetmiştir, öldürülmüştür. Bütün yurttaşlar olarak nerede yaşarsak yaşayalım, bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Sözle değil, samimiyetle bu olayın aydınlatılmasını istiyoruz. Failler bulunmalı, yargıya teslim edilmeli. Biz siyaseten bunun takipçisi olacağız. Ve dolayısıyla 21. yüzyılın Türkiye'sinde bir faili meçhul olmamalı. 2 yıldır baktığımızda özellikle son 1 yılda çok sayıda sivil ölüm faili meçhul kaldı. Ve Tayyip Bey'in olayın da karanlıkta kalacağı yönünde kuşkular var bizde ve Diyarbakırlar'da. Sizde öyle bir endişeniz var mı? Faili meçhullerin aydınlatılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak arkadaşlarıma söyledim. 24. dönemde tam 24 kez, altını çiziyorum, tam 24 kez faili meçhullerle ilgili araştırma komisyonu kurulmasını istedik. Türkiye'nin bu ayıptan kurtarılmasını istedik. Parlamentonun olaya el koymasını istedik. Kim faili meçhulleri aydınlatmadı, bunun kamuoyuna duyurulmasını istedik. Ama maalesef çoğunluk Adalet ve Kalkınma Partisi'nde onların milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Bu bizi rahatsız ediyor. Faili meçhuller yeni değil. Türkiye'nin karnesi bu konuda zayıftır arkadaşlar. Kırıktır Türkiye'nin karnesi. O nedenle zaten Türkiye'deki demokrasiye hibrit demokrasi diyorlar. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Parlamento bu konuya el atmayacaksa hangi konuya el atacak? Parlamento bu konuda duyarlılığını ortaya koyamayacaksa hangi konuda duyarlılığını ortaya koyacak? Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstümüze düşen bütün görevleri yerine getiriyoruz. Elimizden gelen her çabayı gösteriyoruz. Ama sonuçta parlamentoda bizim bir sayımız var. Başkan soruyor, kabul edenler, etmeyenler, kabul etmeyenler daha fazla. Dolayısıyla sizin faili meçhul dosya dediğiniz dosyaların bir kısmı da parlamentoda faili meçhul gibi oluyor. Yani dosya kapatılıyor, bir köşeye konuyor.